Sayın seyirciler, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Sayın Ahmet Özdemir'le birlikteyiz. Sayın Başkanım, öncelikle merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız geçen günlerde AK Parti'ye üye oldu. Tekrar yuvasına, Cumhurbaşkanlıktan dolayı bu başkanlık sistemi referandumdan sonraki süreçte üye oldu ve dolayısıyla 21 Mayıs'ta da genel kurulda genel başkanlığı alacak. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Evet. Bizim kurucu genel başkanımız, bizim başbakanımız, cumhurbaşkanımız, partimizin lideri. Onun için bizim için gurur verici. Fakat şu kamuoyunda özellikle de hayırcı kesimde şöyle bir eleştiri getiriliyor. Cumhurbaşkanının işte partisi taraf olması doğru değil diye. Ama bizim anayasa değişikliğiyle getirdiğimiz teklif, yani 2019 yılında yürürlüğe girecek olan teklifteki cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemindeki cumhurbaşkanı yürütmenin başı. Yani başbakanın yerini alıyor. İsmi değişiyor, daha yetkilendirilmiş bir başbakan oluyor. Dünyanın hangi ülkesinde başbakanın partisi yok? Hepsinde var. Hepsinde var. Bizde de cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde doğal olarak partisi olacak. Bu yadırganacak bir şey değil. Onun ismi Cumhurbaşkanlığı sistemi diye bunu sanki Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamı ayrı ayrı değerlendiriyorlar. Öyle değil. Yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'nın tabii ki partisi olacak. Burada asıl olan bütün ülkenin hizmetine bakabilmek, bütün ülkenin talebini karşılayabilmek. Cumhurbaşkanımız da Allah'a hamdolsun 14 yıldır bu memleketin büyümesi ve gelişmesi için ne gerekiyorsa yapıyor. Bunu yaparken de AK Partili, MHP'li, CHP'li olduğumuza bakmıyor. O yüzden de biz gurur duyuyoruz. İnşallah o başarılı hizmetlerine şimdi daha güçlü, daha şevkle sarılacak, işin başında olacak. Biz de ona destekçi olmaya devam edeceğiz. Başkanım, 21 Mayıs'tan sonraki teşkilat olayları Kasım'a mı sarmış? Kongre süreçlerimiz, tabii bu olağanüstü kongre ön alınınca bizim kongrelerimiz de ondan sonra. Olağanüstü kongremizden sonra ilçe kongrelerimiz başlayacak. İlçe kongrelerimizden sonra il kongrelerimiz yapılacak ve süreç öylece devam edecek. Bir heyecan hissediyor musunuz başkanım? Cumhurbaşkanımızın yani AK Parti'ye genel kurulda genel başkan olmasından dolayı sizde bir heyecan var mı? Ya tabii ki var. Onu televizyondan izledim. Aslında orada olmak isterdim. Salon çok dolu ve sınırlı olduğu için biz gidemedik ama tabii içimiz kıpır kıpır ediyor. Yani ya şöyle düşünün, yıllardır birine lider diyorsunuz, o da sizin için her şeyini veriyor ve ama resmi olarak onunla kucaklaşamıyorsunuz örneğin. Ben mesela Cumhurbaşkanımızla bir resim çektiriyorum ama o resmi paylaşamıyorum. Niye? Çünkü ben bir siyasi partinin başkanıyım. Ama onun tarafsız olması gerektiği için, ona zararı olmasın diye örnek söylüyorum, öyle bir resmi paylaşamıyorum, paylaşmak istiyorum. İşte hani böyle daha duygusal şeyler de var. Tabii ki ülke için çok büyük önem arz ediyor, çok büyük gereklilikler var. Ama bizim de kendi içimizde bu partinin sevdalısı olarak, onun ekibinde çalışan biri olarak da böyle küçük sevdalarımız var, heyecanlarımız var. Bunu da o gün orada izlerken çok hissettim. Ama 21 Mayıs'ta tabii ki gideceğiz orada bunu yaşayacağız. Sayın seyirciler, bugün AK Parti'nin Kahramanmaraş İl Başkanı Sayın Ahmet Özdemir'den 21 Mayıs'taki genel kurulla ilgili duygu ve düşüncelerini aldık. Kanal Maraş izlemeye devam edin.